Şant kavramından biraz daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar çünkü konuştuğumuz konuların hepsinde çok büyük bir önemi var. Şant sözcüğü tıpta birçok şekilde kullanılır ve anlamı bir şeyi olması gereken yerden başka bir yere yönlendirmek demektir. Burada bahsettiğimiz şey kanın kendi akış noktasından, akış doğrultusundan daha doğrusu çıkıp farklı bir yere gitmesidir. Anatomik açıdan Doğru bir kalbi size tanıtmak istiyorum, tamam mı? Burada bekleyip çizmemi izlemenizi istemedim. Bu yüzden önceden çizdim ve işte burada. Kalbimiz aslında kağıt üzerine çizdiğimiz o seni seviyorum imgesi gibi değildir. Ekrandaki gibi bir yapıdır. Şimdi çabucak her şeyi gözden geçirip neyin ne olduğunu yazacağız. Burası sağ taraf. Burası da sol taraf. Kalbin sağ tarafı kanı vücudun kullandığı yerden alır. Buraya sağ kulakçık anlamında RA yazıyorum. Ve sonra kan sağ karınca yani RV'ye geçer. Burada çizdiğim mavi yapı sağ karınca bağlıdır. Sağ karıncıktaki kanın nasıl bu yoldan gittiğini görüyor musunuz? Burası bizim akciğer atardamarımız yani pulmoner arterimiz. Kalpten çıkan kanı alan her damar atardamardır. Bu yüzden oksijensiz mavi kan bile olsa yine de bu bir atardamardır çünkü kalpten çıkar. Sonra LA yani sol kulakçığımız var ve sol karınca yani LV'ye gidiyor. Burada da büyük kırmızı bir yapı var. İşte bu bizim aortumuz. Bir kan damlası veya sihirli bir okul servisi olsaydım, bütün bu sistemden şu şekilde geçerdim. Şuradan veya şuradan sağ kulakçağa gelirdim. Oradan da sağ karıncağa giderdim. Burada bir kapak var. Şu anda adına takılmayalım, sadece orada olduğunu bilin yeter. Şu anda sağ karıncıktayım. Ve burada akciğer atardamarına, buradan da, daha doğrusu burada duruyorum, buradan akciğer atardamarına yollanıyorum. Burada yine bir kapak var arkadaşlar. Akciğer atardamarından harika akciğerlerimize gidiyorum. Akciğerleri böyle bir ağaç gibi çiziyorum. Bunlar akciğerlerin sağ ve sol dalları. Buradan oksijeni alırız. Kanımızda şimdi oksijen var. Akciğerler kanı kalbe, sol kulakçağa geri yollar. Burada ise pulmoner venler yani akciğer toplar damarlarımız var. Şu anda bunlar kırmızı kan taşısa bile kalbe geri döndüğü için bunlar toplar damardır. Akciğer toplar damarları kanı buraya ve buraya geri getirirler. Yani sol kulakçığa getirirler. Şimdi sol kulakçıktayım ve bu kapaktan geçip sol karıncığa gideceğim. Bu büyük sol karıncık beni aorta pompalayacak. Bu küçük dallarla da tüm vücuda yayılırım. İşte benim izlediğim yol. Şu farklı odalara ve yollara bakın. Hepsi birbirine yakın olsa da kan işte bu düzeneyi takip eder ve oksijensiz kanda oksijeni olan taraftan ayrılır. Şanttan detaylıca bahsedeceğim ama burada sağdan sola doğru şanttan bahsettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Çünkü insanların morarması yani siyanotik olması söz konusu olabiliyordu hatırlayın. O yüzden mavi kan şuradan şuraya geçiyor. Şantın gerçekleşmesi için iki şeyin olması gerekir. İlki, kanın bir yola ihtiyacı vardır. İkincisi, o yoldan gitmesi için bir şekilde arkadan bir güce veya basınca ihtiyacı vardır. Bu aslında arkadaşlar su tesisatına benziyor. Temel olarak kan en az direnç sağlayan yolu takip eder tıpkı suyun yaptığı gibi. İlk olarak bu karışım için nasıl bir yol yaratabiliriz onu düşünelim. Bu büyük odacıklara baktığımızda şurada bir delik görüyoruz. İnsanlar kalplerinde farklı deliklerle doğarlar. Bazen bu delikler iyileşir, bazense hastalığa veya yapısal anormalliğe bağlı olarak iyileşmez. Bir sonraki delik kulakçıklar arasındadır. Buraya septumu çizmemişim, işte burada. Ve tabii ki burada da büyük bir delik olacak. İlginç bir şekilde herkes burada bir delikle doğar. Ama genelde ilk birkaç dakikada, ilk birkaç nefes alışta bu delik kapanır. Bazen de hiç kapanmaz. Özellikle rahimdeyken bebekler için. Ductus arteriosus denilen bir damar bulunur. Bunu bir yazayım arkadaşlar. Ductus arteriosus. Aslında anne karnındayken bebeklerin buna ihtiyaçları vardır. Çünkü anne karnında nefes almayız ve kanı plezentadan alırız. Bu kanı vücuda almamıza yardım eden bir kanaldır. Ductus biz doğar doğmaz kapanmaya başlar. Bu yüzden yetişkinlerde yoktur hatta küçük çocuklarda bile yoktur. Ama dediğim gibi doğduktan sonra ilk birkaç hafta kanın gidip gelmesi için çok önemli bir yoldur. Duruma bağlı olarak burayı açık bırakmak veya normal süreçten daha hızlı bir şekilde kapatmak için tıpta ileri düzey yöntemler olması gerçekten çok güzel. Bu arada yanlışlıkla buradaki aortun bir kısmını silmişim. Şöyle yapıyorum. Şimdi de basınca gelelim. Buraya basınç eşittir direnç çarpı akış yazıyorum. Bu video için küçük bir fizik formülü. Bunlarla ilgili sizden istediğim tek şey, basınçla direncin bağlantılı olduğunu unutmamanız. Kalbin soluyla sağa arasında basınç açısından büyük farklılıklar vardır. Bu durum, bu kısımların neye karşı pompalama yaptıklarına bağlıdır. Sol karıncık aorta, oradan da vücuda pompalar. Yani tüm vücudun damarlar yığınının direncine karşı pompalama yapar. Sol tarafta basınç kan basıncımıza yani tansiyona eşittir. Bebeklikten bir süreliğine ayrılıp yetişkinler için düşünürsek olması gereken kan basıncımız nedir arkadaşlar? 120 civarı, değil mi? Bu sistolik basınç ya da kalp kasıldığında oluşan basınçtır. Sol karıncık kasıldığında yaklaşık 120 mm cıva basınç olur. Sayıları buraya yazıyorum ki sonra karşılaştırabilelim. Sağ tarafta karıncık kanı akciğerlere iter. Pulmoner damarlardaki direnç tüm vücuttakinden çok daha düşüktür. Sağ taraf genelde 9 ila 18 mm cıvalık bir basınç uygular. Gördüğünüz gibi sol karıncık sağa kıyasla ne kadar daha fazla çalışmak zorunda. Bu yüzden yetişkinlerde işlevsel olarak normal kalplerde sol karıncık çok daha büyük ve güçlüdür. Sağ karıncıktan daha güçlü bir kastır. İkisi birden kasılır ve burada bir de deliğimiz olursa normal şantın soldan sağa gittiğini düşünebilirsiniz. Çünkü bu kısım çok daha güçlüdür değil mi? Zaten sağdan sola şantlar daha çok hastalık ile ilişkilendirilir. O yüzden sağdan sola şant olduğunda sağın neden çok çalıştığı doktorlar için araştırılması gereken bir durumdur. Önemli bir sebebi şu olabilir. Yeni doğanda pulmoner damarların direnci çok yüksektir. Bu yüzden başlarda sağ taraf soldan çok daha fazla basınçla kanı iter. Dolayısıyla yeni doğan bebeklerde sağdan sola gitmek çok kolaydır. Çünkü seçme hakkı verilince kan akciğer atardamar atardamarına gitmektense sol karıncığı tercih edecek. Bunun sebebi de akciğerlerdeki basıncın çok yüksek olmasıdır. Çok önemli olduğu için bunu tekrarlayacağım. Bir damla kan olduğunuzu düşünün. Geri dönüyorsunuz. Bunun için turuncu kullanacağım. Bebekte buraya ve buraya girme tercihleriniz varsa akciğer atardamarına gitmek zordur. Çünkü akciğerler doludur ve tamamen dirençlidir. Oysa sola gitmek çok daha kolaydır. O yüzden o yoldan gidersiniz. Burası sağdan sola şantın önemli bir noktasıdır ki bu yüzden yeni doğanlarda yaygındır. Ama bu durum yetişkinlerde de görülebilir. Yetişkinler pulmoner hipertansiyon bir başka değişti. Akciğer yüksek tansiyonu geliştirebilirler. Böylece yetişkinlerde bazı hastalıklar yüzünden direnç artabilir ve şant sağdan sola gidebilir. Akciğerlerin direnç sağlaması sağdan sola gitmenin bir sebebi. Şimdi bir de buradaki kapakçığa bakın arkadaşlar. Buna pulmoner kapak denir. Burası sağ karıncığı pulmoner artere bağlar. Bu kapak çok sıkı olabilir ve bu da suni olarak buradaki direnci arttırır. Burada ve burada kana tercih hakkı verilince sol tarafa gitmek isteyecek ve bu şekilde şant oluşacak. Bazen bazı vakalarda sol karıncık olmaz bile çünkü gelişmemiştir. Böyle olduğunda akciğer atardamarı ve aort buraya bağlantılı olabilir ve ikisi de sağ karıncıktan kan alabilir. Bu aslında tam anlamıyla şant sayılmaz çünkü sağdan ve soldan gelen kanlar karışıp dışarı akıyor. Evet. Şant konusundaki bütün yolları düşünürsek bu videoda işlediklerimiz çok kapsamlı bir liste değil. Ama anlatmak istediğim bir şey var. Kalpteki belli kusur ya da hastalıklardan bahsederken her zaman kanın gitmek istediği yolu düşünün. Basınç ve direnç, kanın belirli bir yoldan gitmesini sağlayan unsurlardır. Vücudumuzda sıvı, kas ve kanallarımız var. Bu yüzden burası yapısal olarak ne kadar karışık olursa olsun bu resme geri dönersek bebeğin neden morarmış veya siyanotik olduğunu anlayabiliriz.